Sırada hangi türkü var? Şimdi ben senenin 30'undan daha fazla oldu ben barağa çıkmadım. Biz barağı eski barak sandım. Barakta şimdi mesela gene bu köyler yerinde. Bu köyler şimdi yani yerinde sağlam böyle odalar da var. Köyleri bırakmış gitmişler. Birer traktör yapmışlar. 10 miskilim odaların yerine birer traktör evi yapmışlar. Birer de efendim oraya azap indirmişler. Oraya 4 tane çaydanlık efendim demlik indirmişler. Dayınıza çay pişirdiler. O mırra kahveler, o emlik kuzular filan kalmamış gitmişim. Ben bu barağın üzerine birkaç tane söyleyeceğim. Peki, seni dinliyoruz efendim. Ya da harabeye dönmüş de barak köyleri tergemiş yurdunu göç eylemişler. Ne de sufran açan beyleri odalar boşalmış ya boşalmış ağalar ya odalar boşalmış da göç eylemişler bunun nakaratını söylemeyek ki sıkıcı olmasın. Evet. Ya da mesken olmuş bu köyler, hanı sarıbaş koyunlar, sevgili taylar. O mırra kahvelerde modemli çaylar, tarika karışmış ya karışmış. Beyler ya tarihe karışmış da göç eylemişler. O ya o mırra kahvelerden o demli çaylar. Beylerim o demli çaylar. Karışmış ya karışmış beyler ya tarihe karışmış da göç eylemişler. Ya dost, seherde çobanlar kaval çalarken, kuşlukta sürüler suya dalarken, sağım vakti de körpe kuzu melerken, boşalmış
eşya boşalmış. Beyler oy ya, ağıllar boşalmış da göç eylemişler, göç eylemişler. Koçun çanları ya. Maz maz curluklarında kerpiç binleri ya. Çekmiş harap olmuş ya beyleri. Ağalar ya. Çökmüş harap olmuş da göç eylemişler, göç eylemişler. Şimdi dedik ki o Miryah, Miryah koçun çanlar dedik. Şimdi belki tabii bunlar bilirler Miryah. Miryah bir davarın başındaki bir koçun boyunda bir çan takarlar. Onları yönetir, bir sürü davarı yönetir o. Çoban da onu alıştırır kendi kendine. Yani Miryah o. Hani biz dedik bir de kerpiç binleri, şimdi kümes derler ona da biz tabii kerpiç binleri çökmüş, harap olmuş, göç eylemişler. Yani bunu şimdi bazı o yeni nesil anlamıyor. Pin nedir? Miryah nedir? Evet. Daha gene bir şey söyledik şimdi içinde. Efendim şimdi bizim zaten programımızın amacı köylerimize geldiğinde böyle gün ışığına çıkmamış sözler, gün ışığına çıkmamış sözler, türküler, deyimler. Ve geleneklerimiz işte köyde çalışan insanlar, ekin eken insanlar, bağda bahçede çalışan insanlar nasıl kazanıyorlar, nasıl çalışıyorlar, nasıl yaşıyorlar. Bu güzel türkülerinizle gerçekten renk kattınız. Bu son besteni sizden ilk kez duyuyorum. Değerli izleyenlerimiz, Kubinli Abdül Alkurt yaklaşık 3 yıldır birçok kez Köy Otobüsü isimli programlarımızda onu konuk ettik. Her zaman birbirinden güzel türküler söyledi bize ve gitmiş olduğumuz cemaat şu anda kamera arkasındaki insanları bir görseniz herkes üst üste yığılmış bir şekilde Kubinli Abdül Devreş Hüseyin Sadık İlhan ve hocamız bu olaya garip ama nasıl buldun hocam? Çok mükemmel. Sen neler söyleyeceksin? Gerçekten ben de bir Adıyaman Gölbaşı olarak bir barak derlerdi. İşte programlarını televizyonu izlerdik. Gerçekten barak türküleri söylerdik ama böyle hani yiğidin harman olduğu yeri derler ya Hüseyin Bey. Abdül Bey, işte Sadık Bey. Ben de barak içerisine geldim. Artık ben onun için barak türküsü okumuyorum. Ola ki yanlış okurum diye. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bak, Abdül dayı şunu söyledi. Keşke görmeseydi Abdül bu günleri dedi. Şimdi geçmişi biz şu anda geçmişi yaşıyoruz aslında. Yani böyle oda geleneği geçmişte kalmış, tarihte kalmış. Şimdi hiçbir insan böyle elinde sazıyla köy odasında oturmuyor. Yani televizyon ekranları bu olayı. Yalnız bu o köy odası değil de bak mesela sözleri o kadar güzel mükemmel ki adam kuşluk diyor davar suya dalarken işte kuzular diyor süt emmek için koşarken falan öyle mükemmel sözler. O günleri ha, o günlerin özlemi değil mi? Şimdi zaten bizim hani örf adetlerimiz elbette, dedik. Elbette biraz işte anlattık hani mesela. Şurada mesela kahve ocağı olurdu. Şimdi bunlar da i̇şte yok. Bugün, daha yani kendilerine göre güya medeni oldular. İşte halbisa, o sekili taylar mesela bizim yok. Bizim o örf adetlerimizi kaybettiler. Yani şimdi arkadaşlarımız ne kadar burada her gün bir kuzu kesilse bizim için makbul değil. Şimdi biz burada ne görecektik? Şurada dört boy dümdümüsü, ibrığı, Mekkavi kahve fincanı, acı fincanı görecektik. Biz burada o kahve tavasını görecektik. Biz burada Sedefli Dibe'yi görecektik. Bizim eski o baba dede eseri biz onları görecektik. Tabii bize ne kadar hürmet etseler bizim o örf adetlerimizi kaybetmiş barak yani. Evet. Ben bunu demek istiyorum. Keşke şimdi devam etseler de o bizim anneler devam etseydi
biz daha memnun olacağız. Nerede o günler değil mi? Nerede?